Selamlar herkese. Bugün ormanda Sylas oynuyoruz. Karşımızda Jarvan Jungle var. Önce bir ultilere bakalım. Nikon'un ultisi güzel. Blitz'in ultisi güzel. Ryze'ın ultisini biraz da olsa işlevsel olarak kullanabiliriz. Listenin oradan geldiğini gördük. Hemen güvenli bir şekilde durmamız lazım. Acaba dönüp şuradan gelmeyi denerler mi diye şurada duracağım. Şöyle bir görüş. Evet. Çakallar. Gördüğünüz gibi. Çakarlar. Bizi yakalarlar. No, sakın girme. Hayır. Arkadaşlar. Burada işimiz gücümüz var lütfen. Q yeteneğiyle başlıyorum. Bu seviyede en yüksek hasar veren yeteneğimiz Q yeteneğimiz. Bir an headshot'ı vuracak zannettim. Korktum. Vursaydı onda kalabilirdi. Hemen şuradan E'yi açıp şöyle geçip devam ediyoruz. Çarpımızı erkenden atıyoruz ki diğer kamplara gidene kadar çarpımız gelsin. Çünkü all clear yapmak istiyorum. Yani tüm ormanı temizlemek istiyorum. Yapabildiğim kadarıyla. Q yeteneğimiz belli bir hat üzerinde zincirlerimizi fırlatıp bir patlama efekti uygulayıp hasar veriyor. Ondan sonra bir daire şeklindeki alana tekrar aynı efektleri uyguluyor. Şöyle gördüğünüz gibi. O daire efektinde patlamayı uyguluyor sadece ikinci kez. E yeteneğimiz ise bir bölgeye doğru, işaretlediğimiz bölgeye doğru şöyle atılıyoruz. Sonra ikinci kullanımında ise biz zincir fırlatıyoruz. Bu zincir çarptığı ilk rakip birimi havaya kaldırıyor kısa bir süreliğine. Ondan sonra bizi ona doğru çekiyor. Tıpkı Nautilus'un Q'su gibi. Birebir aynı mantıkla çalışıyor. Aynı zamanda E yeteneğimizi atılırken kullandığımızda atıldığımız anda büyü hasarından koruyan bir kalkan kazanıyoruz. Bu kalkan eskiden normal bir kalkandı. Fakat jungle'da çok fazla oynandığı için Sylas bunu bir nebze azaltabilmek için ya bu şampiyonu jungle'da değil mid'de oynayın lütfen demek için o kalkanı büyü hasarına çevirdiler. Şöyle bloğumuzu da aldığımıza göre nehre küçükten saldırabiliriz ki bunu istiyoruz. Fakat Jarvan buralardaydı. Çok dikkatli olmamız lazım. Şöyle önce şu çime girip şu görüşü alacağım. Tamam. İşimize devam edebiliriz. W yeteneğimiz... Oh. Yakalandık. Hemen bırakıyorum. Çünkü yapacak hiçbir şeyim yok. Top lane'im burada değil. Çarpım yok. Canım az. Direkt intihar olur. Hiç. Usul usul çıktım oradan. W yeteneğimiz gördüğünüz gibi kafa atıyor bildiğiniz ve bir hasar veriyor. Bir hasar veriyor tabii ki de. Ayrıca eğer ki vurduğumuz birim bir rakip şampiyonsa can yeniliyoruz bir miktar. Ve eğer Sylas'ın canı %40'ın altındaysa yenilediğimiz can miktarı daha da artıyor. Kırmızı çarpı tercih ediyorum ki Jarvan gibi şampiyonlarla savaşırken fazladan hasar çıkarabileyim. Yenilmez ürünü oynamayı tercih ediyorum. Yenilmez ürünü çok daha işlevsel buluyorum. Fazladan hasar verebilmek için, fazladan can yenileyebilmek için uzun soluklu savaşlarda çok daha bize faydası dokunan bir ürün, yenilmez ürünü. Ama çok fazla opsiyonu var illa ki. Yıldırımla oynayabilirsiniz. Artçı şokla oynayabilirsiniz. Kara hasatla oynayabilirsiniz. Çok fazla seçeneği var. Şuradan geçelim. Şöyle hemen cooldown'ı geçmeden E'nin. Sylas'ın pasifi ise bir yetenek kullandıktan sonra gördüğünüz gibi alansal bir saldırı yapıyor. Bu yüzden yetenekleri iyi ayarlamakta fayda var. Animasyon iptal dediğimiz olayı gerçekleştirebilirim. Ama sen o yeteneği kaçırdın. Ben de kaçırdım. Gayet güzel oldu. Buradan çok karlı çıktık. Yetenekleri başta çok kötü kaçırdık. Hem ben hem Leona ama olsun gayet karlı çıktık bu işten. Hemen Ryze'e bir gank atmaya çalışabilirim ama lane pushlu. Bu yeterli. Biz hasar yiyebiliriz. Sorun değil. Aslında bu yaptığım hamle güzel bir hamle. Çünkü Yasuo'yu bir nebze de olsa rahatlattım rakibin canını azaltarak.
Gördüğünüz gibi önce yetenek atıyorum, sonra oto atak atıyorum ki pasifim çalışsın. Yani bütün yetenekleri bir anda boca etmiyorum. Oto atak. Skill oto atak. Skill oto atak şeklinde. Buraya tekrar gelmeyi deneyebilirim. Hemen şuradan can çektik. Bekliyorum birazcık daha. Çok güzel. Gördüğünüz gibi W yeteneğinizi az canlıyken kullandığınızda rakiplere karşı gayet güzel bir can yenilemesi sağlıyor sizin için. Bu da rakiplerinizi bir anda yanlış ters köşeye yatırmanıza sağlayabiliyor. Hemen eşyamızı tamamladık. Kontrol totemimizi aldık. Çok güzel bir başlangıç bu bizim için. Çok hızlı bir şekilde eşyamızı tamamladık. Ve hemen tekrar redimizi almaya devam ediyoruz. Ondan sonra da bota gank atmayı deneyebiliriz. Eğer ki bot ölmezse diyecektim. Keşke şu Draven'ları fitlemesek. Bak Caitlyn'in gözü hala Blitz'i kesmekte. Ama da Draven'a öldüğünün farkında değil. Draven gibi zaten çok güçlü bir şampiyona kill vermemelisiniz. Fakat Caitlyn bir yanlış oyunuyla verdi. Çok yanlış bir oyun gördük bottan. Dediğim gibi orada Blitz'i kesmek sana bir şey sağlamayacak. Sen çünkü kessen de öleceksin Draven'a. Draven nereye gidiyor? Şaka yapıyorsun. Şu anda ejder alıyor olamazsınız ya. Olamaz, gerçekten alıyorlar. Çalmayı deneyeceğim. Patlangaçla atlayıp. Çaldık. Çıkar beni burada. Çıkamadım. Olsun. Hiç sorun değil. Çok güzel bir şekilde ejderi çaldık. Kesinlikle çok büyük bir kardayız. İnanılmaz kötü bir flash gördük orada. Hadi Yasuo. Hadi oğlum Yasuo. Ya 10 canlı herif otomatik atak vursan ölecek zaten. Niye ulti atıyorsun? Anlamak güç bu insanları. İzlemeyelim daha fazla. Moralimiz bozulmasın. Hesabın güncel ligi şu anda 6-3 bu arada, onu belirtmeyi unuttum. Caitlyn'imiz bayağı problemli durumda. Bu bizi üzüyor. Ulti yeteneğimizi zaten biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Bir rakibin ultisini çalıyoruz. Fakat şunu aklınızda bulundurmanızda fayda var. Biz yetenek gücü vuran bir şampiyonuz. Bu yüzden tamamen AD hasarıyla güçlenen ultileri çalıp kullanmak çok da bizim için karlı bir durum değil. Tabi işlevsel olması ayrı bir detay. Örneğin Jarvan ultisini alıp biz çok yüksek hasar veremeyiz. Ama en nihayetinde Jarvan ultisi bir kişiyi hapseden bir ulti. Buraya gelemez çünkü mid Draven var. Evet. Yengeç'ten çok güzel akıl oyunları görüyoruz. Nikon'un ultisi gayet güzel bir ulti bu arada. Nikko'ya doğru gidebiliriz. Ultisini alabiliriz. Hemen şöyle. Oo, yanlış. Çok 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 kötü oldu bu. Yok yere ultimizi kulağına sokmuş olduk. Uzaktaki o diye herhalde gerçeği odur diye düşündüm. Yani uzaktan kaçmaya çalışır gerçeğiyle diye düşündüm. Ama öyle yapmamış. Bu da bizi ultimizden olmaya etti. İtti. Ultimizden olduk yani. Özet bu. Hemen bir de tekrar gank atmaya çalışacağım. Lütfen rica ediyorum şu adamı ölmeyi bırakın artık. Gözünüzü seveyim ya. Gayet güzel. Kolay bir şekilde kestik diyemem açıkçası. Pek fazla hasar yemedi arkadaş. Bayağı direndi. Şöyle çaktım ona. Aha. Hemen canımızı çektik gördüğünüz gibi. İşte sizi kestim zannediyor. W yeteneğinizi bu yüzden hemen harcamamalısınız. Biraz bekleyin. Adam sizi kestiğini zannetsin. Sonra bir anda W yeteneğinizle vurunca fazladan can çekeceksiniz. %40'ın altına düştüyse eğer canınız, çok daha fazla can çekiyorsunuz bu noktada. Bu yüzden çok daha karlı bir işlem oluyor. Hemen tekrar base'imize dönelim ve biraz eşya alalım.
Hemen şöyle X-Stage'e doğru gidelim. Bir tane de kontrol totemi attık bir çantamıza. Oh. Kain merceğimizi de aldık. Sylas'ın EQ yeteneklerini animasyon iptali şeklinde kombolayabiliyorsunuz. Şöyle ki E attım. Zincirle giderken Q atıyorum. Rakibe zincirle giderken aynı zamanda Q da atmış oluyorsunuz. Çok önemli bir detay. Aklınızda bulundurun. Çok daha fazla avantaj sağlıyor. Hemen şuradaki kargaşaya biz de dahil olalım. Geliyorum, geliyorum. Çok güzel. Ultiyi de kapatalım. Gördüğünüz gibi hemen orada Jarvan'ın ultisini alıp Draven'ı kapattık orada. Draven ulti içinde kapatınca pek kaçması mümkün olmadı artık o saatten sonra. Sen gidiyorsun oraya da biz nasıl geleceğiz oraya? Yani ne kadar anlamsız bir hamle ya. Sen gidebiliyorsun da biz nasıl geleceğiz arkadaşım oraya? Böyle hatalar yapmayın siz. Burada görüyorsunuz. Onunla savaşmak tercihim değildi zaten. O savaştığı için hemen bir Q attım. Q yeteneğimiz bu arada patladığı noktada yavaşlatıyor. Şöyle gösterelim. Şöyle bir gitsin bir tarafa doğru bakın. Yavaşladı. Tekrar patladı. Tekrar yavaşladı. Çalmaya çalışacak diye birazcık çekindim. Çabalamadı. Şuradan Jarvan'a gitmeyi tercih ediyorum. Hemen şöyle ultisini atamadan hemen öldürelim onu. Gayet güzel. Jarvan buradan zaten çoktan gitmiştir. Evet, tahmin ettiğimiz gibi. Orta koridordaki Ryze'a bir şey yapmayı deneyebilir miyiz? Riven biraz geç kaldı. Oyalanıyor Riven şu an. Şöyle ben baitleyeyim. Şöyle minyonları tutmuş oldum Riven için. Botta gene kargaşa, gene kargaşa. 2 saniye uslu duramıyorsunuz. Neden böylesiniz? Yetişemeyeceğim ona. O yüzden bıraktım direkt. Ya ben kuleye ölmeyi tercih edecek diye düşündüm. O yüzden bıraktım. Sonra kuleye ölmeye gitmediğini fark edince o çimde base attığını anladım. Ve hemen flashla oyun yaptım ki reaksiyon veremesin diye. Draven'ı öldürmek bizim için şu an önemli. Çünkü Draven fazla gold veriyor. Çünkü sürekli kill alıyor. Bakın EQ kombosunu gösteriyorum size hızlıca. Şöyle. Gördüğünüz gibi sonra oto atak vuruyorsunuz. Bir de W bir de oto atak. Pasifimizi verimli kullanmakta fayda var. Pasifimiz bizim bir yetenek kullandıktan sonra bakın yeteneği attım. Oto atak atıyorum. Hop böyle alansal bir hasar vuruyor. Bu yüzden birazcık Riven mantığıyla. Önce yetenek sonra oto atak. Yetenek oto atak. En verimli kullanabileceğimiz alan bu. Hem bunları yaparken aynı zamanda yenilmez yüklerini de hızlıca biriktirmiş oluyoruz. Bizim için çok daha faydalı oluyor. Bot gene kavga ediyor. Bilmiyorum. Bizim botumuz biraz kızgın. Yani insan dayak yiyip yiyip bu kadar inatla hala savaşmaya devam eder mi? İlginç bir sorunsal bence bu. Bakın bir noktadan sonra Sylas Jungle ormana dönme konusunda bayağı rahatlıyor. Hızlıca kesiyorsunuz. Buradaki yengeç çıkacak onu bekleyebiliriz diyecektim ki hemen yengeç dedi ki abi ben geldim. SA dedi. AS diyelim. Bakın selamını aldığımız kişiyi öldürmedik lütfen. Yengeç ölmez. Yengeç sadece toprağına geri çekilir. Bakın bunu da ultinin içine hapsetmiş olduk. Hemen ultiyi kapatıyorum. Yasuo'yu içeri alıyorum. Gayet güzel. Dediğim gibi Jarvan ultisi fiziksel hasar vuran bir ulti. Fakat gördüğünüz gibi işlevselliği çok fazla iyi olduğu için gene de alıp kullanıyoruz tabii ki de. Hasar vermek amacıyla değil belki. Ama çok işlevsel bir ulti. Bol bol paramız var. Hemen dönelim eşyalar alalım. Şöyle X-Stage'imizi alalım. Hızlı bir şekilde Zhonya'ya gidiyorum. Neden gidiyorum?
Draven çok güçlü. Draven'ı aradan çıkarabilmek için ona çok agresif bir oyun sergilemeyi planlıyorum ilerleyen dakikalarda. Ve bu durum eğer benim aleyhime işlerse hemen Zhonya'yı basıp takımımın bana yardıma gelmesini beklemek için zaman kazanmayı planlıyorum. Bundan dolayı Zhonya çıkıyoruz. Yoksa öndeyim ve çok daha agresif eşyalar çıkabilirdim. Ama fakat çok ilginç oldu. Draven'ı çok gereksiz yere beslediler oyunun başında. O yüzden çok bir cevabımız olamayacak ona karşı. Hemen şöyle kestik Draven'ı. Devam ederim ben buraya. Sen gel. Gayet güzel. W'müz gelecek. Bir saniye. Ah, W'yu atamadık gördüğünüz gibi. İşte Jarvan'ın maalesef havaya kaldırması knock-up'ı biraz uzun sürdüğü için orada W yeteneğimizi kullanamadık. Ama bizim için çok karlı bir işti. Hem burada 3 kill aldık. Hem tapta kule aldılar. Bizimkiler tapı puşlamaya devam ediyor. Çok karlı bir işlem. Hemen sihirbaz pabuçlarımızı da çantamıza atalım. Güzel. Sylas oynarken aklınızda en çok bulundurmanız gereken nokta şu. İçinde bulunduğum durumda hangi ultiyi alırsam en verimli şekilde çalıştırabilirim o ultiyi. Bunu sürekli kendinize sormanız lazım. Oradaki senaryoda Blitz ultisi de alabilirdim. Ama Nico ultisi çok daha verimli. Neden? Çünkü hem hasarı hem de yerine sabitlemesi var. Bu yüzden Nico'nun ultisini tercih ettim o alanda. Bu yüzden ultileri almadan önce kimin ultisini alsanız çok daha sizin için faydalı olur. Bu soruyu kendinize sorup en uygun cevabı bulmanız lazım. W yeteneğimizi güçlendiriyoruz bu arada Q yeteneğimizden sonra. Aslında en çok vuran yeteneğimiz W yeteneğimiz. Fakat Q alansal bir hasara sahip olduğu için ilk önce Q yeteneğini güçlendiriyoruz. Hemen karşı Blue'yu da alalım. Benim kalbimi çok kırdın şu anda Jarvan. Güle güle. Gayet kolay bir şekilde çıktık oradan. Çünkü Blitz Q'sunu kaçırmıştı. E'si vardı ama orada fark ettiyseniz Jarvan bana ulti attığı için Blitz ultinin dışında kaldı. Bu yüzden E yeteneğiyle beni kaldıramazdı veya bozamazdı o şey ultisini, Ryze ultisini. Bu yüzden kafamız çok rahat bir şekilde çıktık oradan. Ama birilerinin artık Draven'a bir şeyler yapması lazım. Draven bedavadan kasmaya devam ediyor sürekli. Hiç hoş değil. Hemen şöyle geri dönelim. Oradan da mavi güçlendirmemizi alalım. Morello'ya da gideceğim. Ve hemen mavi güçlendirme almaya gidiyorum. Şu anda ejderleri veriyoruz fakat yapabileceğim hiçbir şey yok. Çünkü sizin de gördüğünüz üzere ejder almak aslında ormancı ile alakalı bir konu değil. Tamamen alt koridorla alakalı bir konudur. Alt koridoru siz kazanamazsanız takım olarak ejder alamazsınız. Alt koridorun domine edebilmesi lazım ki ejderde ilk önce görüş sağlayalım, ondan sonra da rotasyon yapabilelim. Eğer bot olarak bunu sağlamadığınız zaman takım olarak da maalesef o ejderleri alamayız. Caitlyn şu anda sadece ölüyor. Sağa sola herkese ölüyor şu an. Gayet güzel. Orada Nico'yu da alabilseydik güzel olurdu aslında. Fakat alamadık. Ne yapalım? Canımız sağ olsun. Hemen geri dönelim. Noktadan sonra doldurabilir, iksirimizi satabiliriz ve Morello'nun altındaki bilinmezlik küresini alabiliriz. Morello çok güzel bir eşya. Hem büyü nüfuzu hem yetenek gücü vermesinin yanı sıra aynı zamanda can havuzunuzu da arttıran bir eşya olduğu için çok iyi bir tercih. Açıkçası şu anda bu oyunu kazanabilir miyiz, kaybeder miyiz kestiremiyorum. Evet belki ben çok güçlüyüm, belki Riven çok güçlü, evet ama yani takımımızda çok büyük eksiklikler var. Bir kere ADC'miz gerçekten çok kötü durumda.
Ve bu çok büyük bir eksiklik. Bu hamleler, eğer Draven bu şekilde öne çıkıp ölmeye devam ederse kazanırız. Hiçbir sıkıntı olmaz. Hemen Jarvan ultisini aldım. Bir tehdit olursa. Buraya girebilirim aslında. Ama takım beni devam edebilir mi? Açıkçası ondan emin değilim. O yüzden o riski göze almayacağım. Şöyle hasarlar vereceğim. Leon aslında birini tutsa gayet güzel savaş yapabiliriz. Artık Leon'a denesen mi acaba? Şöyle Leon'un ultisini pingleyeyim, belki savaş artık demek istediğimi anlar. Hiç oralı değil şu an Leon'umuz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bot lane'imiz maalesef gerçekten kötü. Bayağı kötü. Şu anda burada sadece zaman kaybediyoruz. Yani hepimiz geri çıktıktan sonra mı yapıyorsun bu hamleyi? Ah, Sonya'yı basamadım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Leona gibi iğrenç, beyinsiz bir takım arkadaşınız varsa hayat gerçekten çok zor. Ya burada 10 saat pozisyon vardı, saldırmadı. Hepimiz geri çıktık, ondan sonra saldırma kararı aldı. Hepimiz öldük ve Baron'u kaybediyoruz. Gördüğünüz gibi. Bu videoyu bu arada kazansam da oyunu kaybetsem de atmayı planlıyorum kanala. Hem Sylas'ın oynanışını gayet iyi anlayabilmelisin. Çünkü bu oyun gayet güzel geçti bizim açımızdan. Aynı zamanda Leona gibi geri zekalı olmayın diye. Leona'nın yaptığı hataları görüp sizin yapmamanızı istiyorum. Bu yüzden dikkatlice izlemenizi istiyorum bu videoyu. Böyle anlamsız hatalar yapmak bütün oyunu yokuşa sürükler. Bütün oyunu yokuşa sürüklemek demek sizin yüzünüzden kaybeden, oyun kaybeden, LP kaybeden, her şeyi geçtim vakit kaybeden 4 oyuncu demek. Sebep ne olursa olsun, durum ne olursa olsun bunu yapmaya hakkınız yok. Bu ejderi vermek gibi bir lüksümüz yok. Kesinlikle alacağız. Almak için her şeyi yapacağız. Ama gördüğünüz gibi takım arkadaşlarım ölmeye devam ediyor. Kelimenin tam anlamıyla tek yaptıkları şey ölmek. Şu an bu senaryodan nasıl kurtulacağım gerçekten bilmiyorum bu arada. Gayet güzel kurtulduk. Bir anda çok yüksek hasar verdik ve bu güzel oldu. Bu adam beni kesebilir şu an. Ben buradan flashlayacağım direkt. Flashlayamıyorum çünkü tam Zonya'nın bitişine denk getirdi EQ kombosunu. Yani gördüğünüz gibi tüm oyunu 2v5 oynuyorduk. Ve o 2v5'ten ikincisinin de saçma sapan bir hareket sonucu böyle senaryolar doğuyor. Yasuo dediğiniz adam oyunda yok zaten. AFK gibi bir şey. Hiçbir işe yaramıyor. Yani bütün oyun boyunca sadece tapta durarak sadece iki kule alınabildi ki bu kulelerden birini Riven aldı. Yani Yasuo bildiğiniz kelimenin tamamen hiçbir şey yapmıyor şu an oyunda. Leona ile Caitlyn deseniz zaten aşikar. İnanılmaz kötüler. Akıl almaz kötüler hem de. Yani normal oyunda unranked'larla oynuyor gibi hissediyorum şu an kendimi. Bu noktadan sonra ruh gömleğine gidiyorum. Sebebi Ryze'ın çok ciddi bir güce ulaşmış olması. Hem ruh gömleğinden Ryze'a karşı biraz savunma kazanacağız. Hem de ruh gömleği sayesinde fazladan can emeceğiz. Hem W yeteneğimiz hem de yenilmez rünümüz sayesinde. Bari ultini at da öyle öl be kardeşim. Bari ultini at da öyle öl. Ya çok zor bir şey değil. İlk önce bir ulti at, sonra gebereceksen geber. Git köşede geber yani. Kimse cenazenin başında ağlayacak değil zaten senin. Ama bir ulti at ya. Bu kuleyi alabileceğimizi düşünüyorum. Ama alamazmışız öyle dedi Riven abla. Kolay bir kill oldu bizim için.
Buradan hemen çıkmak istiyorum. Şunları varsa alayım. Öyle çıkayım. Hemen şöyle güvenli bir şekilde. Burada base atacağım. Çünkü bütün alanı görebiliyorum gördüğünüz gibi. Biri gelirse hemen en yeteneğimle kaçabilirim. Çimde base atarsam şu alanı göremem. Ruh gemlemiz çıktık. Tekrar bir potumuza iksirimizi alalım ve devam edelim. Ama Riven bu hareketleri yapmayı kesinlikle bırakmalı. Böyle yaparak oyunu çok kötü bir noktaya sürüklüyor. Sorun zaten burada arkadaşlar. Bunu yapıyor fakat bunu yaptığının bilincinde bile değil. Şu adam utanmadan mavimi çalmaya çalıştı işte. Görüyorsunuz değil mi? Yüzsüz çocuk benim bir de utanmadan mavimi çalmaya çalıştı. Bütün oyunu onlar yüzünden kaybediyoruz. Utanmadan bir de Bloom'u almaya çalışıyor. Oyun her şeyden önce hatanızı bir kabul edin. Hatanızı kabul edin ya. Belli ki içten içe şu an beni suçluyor. Jungle gank atmadı ki diye. Ulan dakika başı Draven'a kill veriyorsunuz. Ben o lane'e nasıl gank atabilirim? Birazcık aklınızı mantığınızı kullanın. Baron'un çıkmasına 1 dakika var. O minyonlar beni sanırım görüyor. Hemen yok edin bunu. Çok güzel. Baron'un çıkmasına 42 saniye kaldı. Ben oraya gelebilirim. O savaşı verebilirim. Veremezmişim. Hemen şöyle çıkabildik mi? Çıktık. Orada çok kötü yakalandık takımca. Ah! O kestim. Draven'ı aradan çıkarmamın şöyle bir faydası oldu. Bize şu an Baron yapamazlar. Bu grup. Bu yüzden bir nebze daha rahatız. Draven'ı orada öldürebilmemiz çok iyi oldu. Şuradaki hain pusuya yakalanmam bizi üzdü. Bir anda üstüme binmeleri çok üzdü. Draven'ın o kadar yüksek bir hasar var ki şu anda zaten. Ryze tutunca Draven direkt yok ediyor. Bilmiyorum, bu oyun çok sıkıntılı noktalara doğru ilerliyor. Daha alevejleri oyuna geldi ve çok yüksek ihtimal şu anda alıyorlar zaten. Jarvan çoktan oraya gitmiştir diye düşünüyorum. Maalesef verdik ejderi. Geliyorum. Burada savaşmamız lazım. Ki Baron'u alalım. Kolları da anlamıyorlar abi. Adamlara yaptığım kolu da anlamıyor. Ben ne yapabilirim ki? Bu niye burada tek başına? Onu cezalandıralım. Nereye gitti? Kayboldu. Çime girip base attı çok yüksek ihtimal. Ha şuradaymış hala. Riven orada daha önce öldüğünü hatırlıyorsundur umarım. Aa, can çekmem lazım. Heh. Çok iyi, çok iyi beyler. Çok iyi, çok iyi. İşte bu beyler ya. Beyler niye diyorsam. Bütün işi ben yaptım. Adamları niye övüyorsam. Aslında Baron alabilir miydik bilmiyorum ya. Ama burayı açmak daha mantıklı. Ama minyonumuz yok. Ben burayı tanklayamam. Riven tanklasa. Riven şurayı tanklasan. Yetişemedik. Sorun değil. Bizim burada işimiz inhibitör açmak şu anda. Hiçbir şeyle vakit kaybetmeyelim. Hemen açtık. Çık. Çık 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 çık. Kesinlikle ölmemeliyiz. Öldüğümüz an baron yapacaklar demektir. Bu canla barona giremem. Öyle bir lüksüm yok tabii ki de. O yüzden hemen base'e dönmek zorundaydım. Başka seçeneğim yoktu. Şu an hepiniz base atarsanız bu adamlar barona girebilir ama. Öyle bir tehlike var. Şunu alalım. Ryze çok güçlü. Draven çok güçlü. Diğer ikisinde çok diğerlerinde çok bir olay yok. Nico aslında biraz tehlikeli. Her ne kadar öyle gözükmese de çünkü full AD kasmış. Bir de ebedili mebedili bir AD kasmış. Hadi takım. Şu ultiden çıkabilsem. Oo, Draven'a. Şu baksanıza Draven'a. Aha! Oha diyorum.
Riven'ın Q'la atladığı menzili gördünüz mü? Buradan buraya atladı. Nasıl oldu bu? What? Wait, what? Oha, ben hayatımda böyle bir şey daha görmedim bu arada. Rica ediyorum sadece oyunu bitirin ya. Çünkü bizimkilerde var öyle bir şey. Şu kuleleri aldıktan sonra şurada durmaya falan başlıyorlar. Zaten zar zor kazandık beyler, hadi. Terbiyesizlik yapmayın, bitirin hadi. İşte gördüğünüz gibi arkadaşlar, Sylas bu şekilde oynanıyor. Ama siz bu videoyu izleyip bence Sylas'ın nasıl oynandığından ziyade nasıl oynanmayacağını bir iyice dikkat edin. Yani Leona gibi oynamayın, Caitlyn gibi oynamayın. Anlatabiliyor muyum? Düzgün oynayın. Sükunetle oynayın. Adam gibi oynayın. Ayrıca eğer geriye düştüyseniz ormancınızdan kaynakları çalmaya çalışmayın. Yani siz geri düştünüz diye ormancınız da geri düşmek zorunda değil. Bunu da aklınızda bulundurun lütfen. İzlediğiniz için teşekkür ederim.